Evet gençler, C programlamada yeni dersimize başlıyoruz. C programlama dersiyle Console Application C Project seçtik. Buradan yazılım geliştirme, C Programming, C Video dersiyle kaydettik, girişimizi yaptık. Main C dosyamızı da kaydettik. Şimdiki hashtag include konuya .h kütüphanemizi ekledik. Şunları sildik. En son ikaz yapısında kalmıştık. İkaz yapısında örnekler çözüyorduk. Şimdiki yeni örneğimiz. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan program. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan program. Şimdi ilk sayılarımıza giriyoruz. Float A virgül B virgül C virgül en büyük. Şimdi printf 3 tane sayı girin. Scanf üç tane sayı gelin dedik, değerler aldık ABC olarak. Şimdilik bu aldığımız değerleri bir gösterelim ekranda. Evet. Bir deneyelim, program çalışıyor mu? 3 tane sayı girin. 5, 4, 3. İlk sayı 0, 0, ikinci sayı 0, 0, üçüncü sayı 0, 0 dedi. Çünkü şuraya değerler girmedik. A, B, C. Beş, dört, üç değerlerimiz geldi. Şimdiki sırada if else yapımız var. If else'den en büyük olan rakam bulacağız. Ya da sayıyı bulacağız. If dedik. A büyük, B ise. Ve A büyük, C ise yazıyoruz. En büyük. A. A save. B büyük, A ise B büyük, C ise en büyük B. Ve son seçenek olarak da tek rakam kaldığı için else, yani D ise en büyük C. Programı bir çalıştıralım, hata var mı?
Evet, gördüğünüz gibi şu anlık bir hata yok. Şimdi bunu yazdıralım. Printf. En büyük sayı. Yüzde değerdir. Beş, dört, üç. Sayılar burada. En büyük sayı sıfırdır dedi. Çok güzel. Yüzde f'dir. Şuraya da bir slash n. Şimdik 5, 4, 3. İlk sayı 5, ikinci sayı 4, üçüncü sayı 3, en büyük sayı 5'tir olarak geldi. Bu örneğimiz böyleydi. Gelen sayıdan en büyüğünü bulan program. Şimdilik bir öğrencinin vize final ortalamasını okuyup ortalamada vize %40, yani 0,04 çarpanıyla çarpan ve de finalde de 0,6 çarpanıyla çarpıp ortalama 60'tan küçükse geçti, 60'tan büyükse geçti, düşükse geçti, düşükse kaldı yazan programı yazacağız şimdi. 60'tan küçükse kaldı, büyükse geçti. Vize final ortalama bulma. Vize 0,4 final 0,6 60 küçük kaldı 60 büyük geçti. Önce işlemi yazdık. Şimdi integer vize virgül final noktalı virgülledik. Float ortalama noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi printf vize notunu giriniz. Vize notunu giriniz. Scanf dedik. Yüzde de virgül vize. Sonra final notunu giriniz dedik. Aynı şekil. Vize notunu da burada gösterelim. Yüzde de virgül vize vize notunuz printf final notunu giriniz iki nokta üst üste scanf yüzde de virgül final. Bunu da yazdıralım. Printf final notunuz 2 nokta yüzde de virgül final dedik. Şu an beklettik. Şimdi ortalama bulacağız. Ortalama dedik. ORT eşittir. Parantez açtık. Bu dönüşüm. Bu tip dönüşümdür. Örnek. Vize olan integer değerini float olarak dönüştüreceğiz. Final değeri de aynı. Nick float dedik. Vize dedik. Çarpı 0,4 artı final çarpı 0,6 noktalı virgül koyduk. Şimdi ortalamayı yaptık. Ortalamayı yazdıralım bir de. Ortalamanız 2,4
2 nokta üst üste yüzde f virgül orta dedik. Burada bir hata var çünkü noktalı virgül koymamışız. Şimdi bir programı çalıştıralım. 3, 4, 2, o da 50. Vize notunuz 75, 85, final 85, ortalama 81 olarak buldu. Evet. Program şu an çalışır. Şimdi 3. aşamaya geçtik. 3. aşamada if else'de 60 ise ortalaman geçti, yoksa kaldı olarak yazdıracağız. If eğer ORT büyükse 60'tan dedik. Printf. Geç. Dersten geçtiniz. Noktalı virgül. Else, yani değilse, 60'tan küçükse ya da 60'a eşitse, 60'tan büyük olmayan herhangi bir değerde dersten kaldınız olarak yazdıralım. Şimdi programımız bitti. Şimdi bunu bir ekranda görelim. Bu ilk örneğimiz. Vize 70, final 80. Gördüğünüz gibi vize notu, final notu, dersten geçtiniz. Bir hesaplama daha yapalım. Vize 50, final 40 dedik. Vize notunuz, final notunuz, ortalamanız, dersten kaldınız. Bu örneğimiz de böyleydi arkadaşlar. İki örnek daha çözdük sizlerle beraber. İkinci dereceden denklemin katsayı köklerini bulmayı yapacağız. İkinci dereceden denklemin katsayı köklerini bulmak. Yazalım buraya. İkinci dereceden denklemin katsayı köklerini bulma. Evet. Integer a virgül b virgül c dedik, noktalı virgül float dedik, delta x1 x2 noktalı virgül dedik. Şimdi printf diyeceğiz, a virgül b virgül c'yi şurada kullandığımız için şimdilik burayı ben yorum satırı haline getiriyorum. Slash yıldız, yıldız slash yorum satırı başlangıcı, yorum satırı bitişi. Toplu yorum satırlarında böyleydi. Normal tekli yorum satırlarında da iki tane çizgi atıyoruz. Slash atıyoruz. Şimdi ikinci denklemin katsayılarını bulmaya dek x1 x2 başlıyoruz programımıza. İlk başta klavyeden sayı giriniz dedik. Sonra scanf dedik. Scanf. Yüzde de virgül. Yok. Yüzde de. Yüzde de. Virgül dedik. A değeri. B değeri. C değeri. Şu an baktık. Bir şey yok. Evet. Şimdi delta hesabı yapacağız. Delta eşittir. SQRT dedik. SQRT ne işe yarıyordu? Bu matematiksel fonksiyondu. B çarpı B eksi 4 çarpı A çarpı C dedik. Matematiksel fonksiyondu C dilinde. Şu an SQRT'yi okumuyor çünkü SQRT için buraya mat.h kütüphanesini eklememiz lazım. Include mat.h. Şu an SQRT'yi okuması lazım. Evet. Okuyor. Sayıları önce bir yazdıralım buraya.
Printf sayı 1 2 nokta üst üste yüzde de sıra aşağı sayı 2 2 nokta üst üste yüzde de slash n ve sayı 3 2 nokta üst üste yüzde de dedik, buraya da bir slash n ekledik. Bunları böyle şimdi delta ve delta'yı yazdıralım, bulduğumuz delta delta sonucu 2 nokta üst üste delta ne delta float yüzde f virgül delta sorun yok. Şimdi bu önceki örneğimizdi. Klavyeden sayı 5, 4, 3 dedik. 2 dedik. 2 neden çıktı? Hata verdi. Şimdi klavyeden sayı giriniz. A virgül B virgül C. Sayı 1, sayı 2, sayı 3. Şuraya A B C. Evet. Bu örneğimiz böyleydi. Bir daha çalıştıracağım bu örneği ama. 40, 50, 30. 40, 50, 30, eksi 1 diyor. ABC burada. Delta hesabımız burada. Şu an nerede hata var? Onu çözmeye çalışıyor. Printf'ler orada. Deltamız float bir değer. Deltamız float bir değer. Acaba tip dönüşünden bir hata yapıyoruz. Şöyle yapalım.
Evet, Delta'yı aldık. Gördüğünüz gibi Delta sonucunu. Diğer işlemimize geçelim. If dedik, eğer Delta küçükse sıfırdan printf kök yoktur. Else, yani değilse, yazdık. X1 dedik, yukarıya x1 x2 değerler vermiştik. Eksi b artı delta bölü 2 çarpı a x2 değer dedik. Eksi b, bu sefer eksi delta, eksi b eksi delta bölü 2 çarpı a. Şimdi print enflabını yazdıracağız. Kökler dedik. X1 2 nokta üst üste yüzde f virgül, yani slash n x2 eşittir yüzde f dedik. Çalıştıralım programı. Bu hatayı ben niye alıp duruyorum, dakikada bir. Sayı 1 5, sayı 2 55, sayı 3 4, delta sonucum 54 nokta bilmem ne, kökler x1 0 0 x2 0 0 dedi. Onun sebebi de gene aynı. Buraya x1 dedik. Yok. Buraya da x2 dedik. Tekrar çalıştırdık. Sayı 1 4, sayı 2 25, sayı 3 4 dedik. Delta'yı bulduk. Kökler x1'de eksi bir sayı buldu. Kökler x2'de gene eksi bir sayı buldu. Kök toplamlarını. İkinci derecenin denklemin katsayı köklerini bulmak da böyleydi arkadaşlar. Biraz zor bir örnek gibi duruyor ama matematik, yani matematik bilmeniz lazım. Biraz da bu işlemi yapabilmek için matematik derslerine de ağırlık vermeniz lazım. Programlamada bazı konularda. Bu da böyleydi. Şimdiki diğer örneklerimize bakalım. Diğer örneklerimize bakalım. Konu çalışma soruları 6 tane. Bunlardan yapacağız. İlk örneğimiz, vergi iadesini hesaplayan programı yazınız demiş. Emekli aylığı alanlar için 0,180 milyon arası %10, 180-360 milyon arası %20, 360 ile 600 milyon arası %12, 600 milyon ve üzerinde %5 de vergi iadesini hesaplayacağız. Şimdi ilk başta integer dedik. Vergi dedik. Integer demeyelim. Float vergi. Float vergi dedik. Float miktar dedik. Ve girişelim bana. Vergi iadesini hesaplama. Miktar demek. Float para. Verilen, alınan para dedik. Printf dedik. Önce alınan parayı bir alalım.
kazandığınız para. Şikaf. %F alınan para. Direkt printf kazandığınız parayı girin ya da kraya. Girin. Kazandığınız miktar %F, alınan para. Dedik şu an. Ne dedi? Alınan para yazalım. Şu anlık bir hata yok. Şu anlık bir hata yok. If else yapımıza girelim. If eğer ilk şeyimiz neydi? 0 ile 180 milyon arası kazanıyor ise %10'du. Kazan alınan para küçükse büyükse sıfırdan ve alınan para küçükse 180'den. Şimdi geçelim. Printf. Vergi iadeniz. 2 nokta üst üste. %F, vergi. Yok, önce bundayım. Vergi eşittir. Örnek alınan para. Alınan para. Çarpı. %10 miydi? 10 bölü 100. Evet. Şimdilik. Printf. Vergi. Ödeme. Sana yazık. Bu böyle. Yani %10. Vergi iadesi yapıyor. İlk if örneğimizde. İkinci if örneğimize geçelim. Else if alınan para büyükse 180'den ve alınan para küçükse 360'dan vergi eşittir alınan para çarpı %100. Else if alınan para büyükse 180 ile 360 arasında %20 vergi iadesi veriyor. Onu yazdı oraya. 180 ile 360 arası, 360 ile 660 arasını yapacağız şimdi. 360 ile 600 arasını. 360'dan büyükse ve alınan para küçükse 600'den %12 vergi eşittir alınan para çarpı 12 bölü 100 dedik. Else değil, else değil. Genel safe alınan para büyükse 600'den vergi eşittir alınan para çarpı bu sefer %5 vergi iadesi olacak. Şimdi yazalım. Printf vergi iadeniz 2 nokta üst üste %F, vergi dedik.
nasıl bir şey. Yine baş başaydın abi, bakalım. Çalıştırdık. Kazandığımız para örnek 200. Yine hiçbir şey gelmedi. Bir de şunu koyduk. Kazandığımız miktar 200. Vergi iademiz 200. Hangi şarta girdi? Şuradan bakalım. 200 burada 180 ile 360 arasına girdi. 200 ile 40'ı çarptık. 400. Bunun da 100'e böldük. %40'ı. Yani 200 milyonda 40 milyon vergi iademiz varmış. Örneğimizin adı neydi? Emekli. Emekli. Vergi iadesini hesaplayan program. Emekli aile. Örneğimiz böyleydi, evet. Şimdi şuraya slash'en. Şuraya slash'en. Koyalım. Şu vergiye de şuraya da %5 yapalım. Yani şeyde çıktı. %5 yapmamızın sebebi formatlı çıktı, uyguluyoruz orada. Kazandığımız para 500. Kazandığımız miktar 500. Vergi iademiz 60 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da böyleydi. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Üçkenara girilen bir üçgenin eşkenar, teşvikkenar ya da ikizkenar olup olmadığını bulan program. Üçkenara girilen üçgenin eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar olma durumu. Integer kenar 1, kenar 2, kenar 3 dedik. Printf kenar değerlerini giriniz. Şkenf dedik. Yüzde de virgül, yüzde de virgül, yüzde de kenar 1, kenar 2, kenar 3 dedik. Printf kenar 1, 2 nokta üst üste, yüzde de yegane gelip gelmiş düğünlerini ekliyoruz. Slash n ken aynı şekilde slash n alt satıra geçirmesi için kenar 2 yüzde de slash n kenar 2 nokta yüzde de şu an tamamız. Geçtik. Şimdi if else yapımızda bunu kuracağız. If dedik, eğer kenar 1 eşitse kenar 2'ye ve kenar 2 eşitse
Kenar 3'e. Yani kenar 1, kenar 2, kenar 2, kenar 3 eşitse yazdır. Printf 3 üçgeniniz yani tüm kenarlarımız eşitse eşkenar üçgendir. Save. Save dedik. Kenar 1 eşit eşitse kenar 2 ve kenar 2 eşit değil ise kenar 3'e veya kenar 1 eşit değil ise kenar 2'ye ve kenar 2 eşit eşitse kenar 3'e printf 3 üçgeniniz ikiz kenar üçgendir. Else yani bu durumlar dışında olan tüm durumlarda şurada bir durum daha var aslında. Onu da yapalım. Veya kenar 1 eşit eşit ise kenar 3'e ve kenar 2 eşit değil ise kenar 1'e printf üçgeni eşit kenar üçgendir. Else durumunda printf 3 üçgeniniz çeşit kenar üçgendir. Burada yine bir hata aldık. Noktalı virgül. Kenar 1 20, kenar 2 10, kenar 3 3, kenar 3 20. Üçgeniniz iki kenar dedi çünkü iki kenarımız eşit. Şimdi bir değer daha verelim. 10 10 10 dedik. Kenar 1 10, kenar 2 10, kenar 3 10. Üçgeniniz eşkenar üçgendir çünkü tüm kenarlar eşit. Son bir değer daha. 10 1 2 dedik. Kenar 10, kenar 1 10, kenar 2 1, kenar 3 2, üçgeniniz çeşit kenar üçgendir dedi. Bu örneğimiz de böyleydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
sonraki dersimizde gene Elsafe'de bir iki örnek daha yapacağız. Ondan sonra switch case yapısını geç yapacağız. Switch case, oradan da gene bir 4-5 sorumuz var. Döngü tekrarlama eylemlerine giriş yapacağız. Switch case for. Dersimiz böyle devam edecek. İyi günler.